İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekilleri listesine oy verin. Batı Ermenistan'ın evlatları Edgar Bahumyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Arta temsilcisinin Birleşmiş Milletler Mülteci Forumuna katılmasına izin verilmedi. Bakü, Doğu Ermenistan'ın barış antlaşmasına ilişkin yorumlarına yakında yanıt verecek. ABD tutuklu değişimi sonrasında Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanabileceğine inanıyor. Ürdün'ün Ortaçağ Kalesi'nde bulunan Ermenice yazıtlarla ilgili yeni ayrıntılar. Batı Ermenistan parlamentosunun gelecekteki milletvekillerinin 2023 yasama seçimleri listesine göz atın. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Seçim Komisyonu, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 2023 parlamento seçimleri için resmi aday listesini aşağıda sunmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin gelecekteki parlamentosu seçimlerine katılmak üzere seçildiniz. Tek yapmanız gereken istenen formu doldurup başvuruda bulunmak seçiminizin onaylanması kabul ediyorum. Karşıyım veya çekimserim ve usulüne uygun olarak doldurulmuş form gönder son düğmesine tıklanarak yapılacaktır. Bunu yalnızca lehte, alehte veya çekimser listesinden kontrol edebilirsiniz. Diğer herhangi bir seçim geçersiz olacaktır. Bu koşullar altında aşağıda belirtilen Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekilleri listesini destekliyor veya reddediyorsunuz. Oylama formu 8 Aralık 2023 saat 8'den son başvuru tarihi olan 15 Aralık 2023 gece yarısına kadar açık kalacak. Batı Ermenistan'ın evlatları Edgar Bahumyan 10 Mart 2002'de Masis şehrinde doğdu. 2007 yılında Masis şehrinin ikinci İlkokuluna gitti. Okulu bitirdikten sonra Masiş şehrinin ziraat fakültesine girdi ve işletme yeterliliğini aldı. 10 Temmuz 2020'de askere alındı ve Artsah'ın Stepanagert kentinin Haygazov Askeri Birliği'nde şoför olarak görev yaptı. İlk günden itibaren 44 günlük savaşa katıldı ve kendisine verilen muharebe görevlerini ustalıkla yerine getirdi. Hadrut, Varanda ve Cartar savaşlarına katıldı. Etgar sadece iki aylık askerdi ve şoför olarak muharebe operasyonları sırasında cesaret gösterdi. Er Erbaumyan 32 gün süren muharebe operasyonları sırasında hayatının son dakikalarına kadar görevlerini titizlikle ve yüksek bir görev duygusuyla yerine getirdi. Edgar Baumyan 28 Ekim'de alabalı olarak adlandırılan bölgede düşman topçusunun attığı merminin patlaması sonucu şehit düştü. Etgar Bağumyan şehadetinden sonra Cesaret Madalyası ile onurlandırıldı. Brest-Litovsk antlaşmasının imzalanmasının ardından Kafkasya hükümeti bu antlaşmayı tanıyıp tanımamak gibi zor bir sorunla karşı karşıya kaldı. Antlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Kafkas cephesindeki Türk ordusunun komutanı Vehip Kafkas birliklerinin komutanı Lebeditski'ye bir telgraf göndererek Kars, Ardahan ve Batum vilayetlerinin bir an önce boşaltılması talebinde bulundu. Başka bir telgrafta Vehip Lebedinski'ye Ermenilerin Karin bölgesindeki Müslüman nüfusa karşı şiddet uyguladığı iddiasını bu nedenle Türklerin söz konusu yerleri kurtarmak için derhal önlem almak zorunda kaldıklarını bildirdi. Ermenilerin uyguladığı iddia edilen sözde şiddet Karin'in saldırısını başlatmak için sadece bir fırsattı. 20 Şubat 1918'de Transkafkasya yetkililerinin temsilcileri Trabzon'a doğru yola çıktı. Türkiye'nin Kars, Batum ve Ardahan'ı boşaltma talebi üzerine Transkafkasya Seyim ve Hükümet Başkanları Çehitse ve Gegeçkori adına ve hibe bir telgraf göndererek şu sorular soruluyordu. Meseleyi inceleyelim mi? Bahsedilen bölgelerin boşaltılması sorunu görüşmek gerekmiyor mu? Ve Türk hükümeti Transkafkasya ile uzlaşma müzakerelerine başlamak istemiyor mu? 1918 yılının 26 Şubat akşamı Transkafkasya Seymi acil bir oturum düzenleyerek Türklerin taleplerini tartışıyor. Seymin olağanüstü oturumunu Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden okuyabilirsiniz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mülteci Formu Cenevre'de sürüyor. Edindiğimiz bilgiye göre konferansa Arsak'taki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılması gerekiyordu. Ancak son anda vizeleri reddedildi. Arsak Cumhuriyeti'nin Hadur Çehri'nin belediye başkanı Vahan Sabatyan, 11 Aralık'ta Büyükelçiliğin kendisine vize vermeyi reddettiğini söyledi. Onun verdiği bilgiye göre konferansa katılan Ermeni heyetinde Arsak'tan herhangi bir temsilci bulunmuyor. Sabatyan yaptığı açıklamada neden reddedildiğimi bilmiyorum. Kararın siyasi ya da başka nedenlerden dolayı mı verildiğini de söyleyemem. Henüz hiçbir şey net değil. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da herhangi bir açıklama yapmadı. Ama bütün bunlar çok tuhaf. Mültecilerin hukuki sorunlar da dahil olmak üzere sorunlarını dünyaya tanıtmak amacıyla yapılan gezinin pratik olduğu göz önüne alındığında bu daha da tuhaf görünüyor. Dedi. Bakü dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov APA ajansına verdiği bilgiye göre Bakü, Yerevan'ın iki ülke arasındaki barış anlaşması taslağına ilişkin yorumlarına yakında yanıt verecek. Şu anda Azerbaycan tarafı Ermeni tarafından gelen açıklamalara ilişkin kanaatini oluşturuyor diyen Bayramov, cevaplarının yakın gelecekte Doğu Ermenistan'a iletileceğini söyledi. Ona göre artık iki ülke ilişkileri normalleştirmek için tarihi bir fırsata sahip. Bayramov hem Bakü hem de Ankara bölgenin komşularının barış içinde yaşaması gerektiğine inanıyor. Doğu Ermenistan'ın da bundan sonraki adımlarını bu yaklaşımla atmasını bekliyoruz diye konuştu. 6 Aralık'ta Bakü lideri İlham Aliyev Ermeni yetkililerini barış belgesi üzerinde çalışmayı geciktirmekle suçladı. Ona göre barış anlaşması en fazla 6-7 sayfalık 20'den az madde içeren bir belgedir. Ona göre Doğu Ermenistan'ın Azerbaycan tarafının yorumlarına yanıt vermesi için 70 güne ihtiyacı vardı. Bakü Cumhurbaşkanı, Bakü ile Yerevan arasında barış anlaşması taslağına ilişkin genel olarak 5 veya 6 görüş alışverişinde bulunulduğunu ve en son Azerbaycan tarafının son yorumlarını 11 Eylül'de gönderdiğini kaydetti. Ertesi gün Doğu Ermenistan, Azerbaycan tarafının yorumlarına yanıt verdiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Ermenistan ile Bakü arasında barışın tarafların esir değişimiyle mümkün olabileceğine inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Matthew Miller bunu gazetecilere verdiği briefing sırasında duyurdu. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi 13 Aralık'ta yakalanan Ermeni ve Azerbaycan vatandaşlarının geri dönüşünü ve tarafların ek güven artırıcı tedbirleri görüştüğü bilgisini memnuniyetle karşılıyoruz her iki tarafında bunu başarmaya hazır olması durumunda barışın mümkün olduğuna hala inanıyoruz dedi. Miller, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yönde Bakü ve Yerevan'la çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. 13 Aralık'ta Doğu Ermenistan ve Bakü farklı dönemlerde tutuklanan mahkumları takas etti. Hatırlatmak gerekirse bu yılın 7 Aralık'ta Doğu Ermenistan ile Bakü arasında Esir değişimi yapıldığı öğrenildi. Doğu Ermenistan Başbakanlığı ile Bakü Cumhurbaşkanlığı Departmanları arasında yapılan görüşmeler sonucunda Azerbaycan 32 Ermeni savaş esirini, Doğu Ermenistan ise 2 Azerbaycan savaş esirini serbest bırakmayı taahhüt etti. Yerevan Devlet Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölüm Başkanı Tarih Bilimleri Doktoru Profesör Hamlet Bedrosyan 13 Aralık'ta üniversitede verdiği derste Ürdün'deki Şobak Kalesi keşif gezisinde arkeolojik araştırmalar sonucunda bulunan ve yeni keşfedilen Ermeni yazıtları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ürdün'de yeni keşfedilen Ermeni yazıtları başlıklı konferansta 12. yüzyıldan kalma kalenin kazı çalışmalarını yürüten Floransa Üniversitesi heyetine bizzat davet edildiğini, Haçlılar tarafından inşa edilen kilisenin avlusunda bulunan Ermenice yazıtlı iki levhayla tanıştığını ve keşfin koşullarını incelediğini anlattı. Hamlet Bedrosyan konuşmasında Floransa Üniversitesi Ortaçağ Arkeoloji Bölümü ile 10 yılı aşkın süredir işbirliği yaptığını kaydetti. İpek yolunun Vayotzor bölümü araştırıldı. Bedrosyan, Vayotsor'un Moğol yönetimindeki özel rolünü anlatan Yerigis adlı kitabının yakın zamanda yayınlanacağını da kaydetti. Ermeni-İtalyan heyeti 3. yıldır Divin'de ortak kazılar yürütüyor meslektaşlarımızın aynı zamanda Floransa Üniversitesi'nin Petra Şubak Antik Arkeolojik Kazı Ekibine üye olması nedeniyle çok yakın ilişkiler içindeyiz ve özellikle Haçlılar döneminde Ermeni Kilikya'nın ilişkilerini o bölgedeki Ermenilerin dini ve kültürel varlığı hakkında defalarca konuştuk. Arkeologlarımızın Şubak kazılarında kültür dışı katmanda tesadüfen üzerinde Ermenice yazılar bulunan bir lefa bulması çok sevindirici diyen Bedrosyan, oraya Divin heyeti üyesi arkeolog Tatyana Vartanasova ile birlikte gittiklerini sözlerine ekledi. Arkeoloğa göre Ürdün'de Ermenilerin Haçlı seferlerine paralel olarak daha aktif bir varlıkları hissediliyordu. Haçlılar birçok kez Kilikya krallarının veya prenslerinin desteğini almaya çalıştı. Kilikya kralları da taçlarını Avrupalı hükümdarlardan almaya çabalıyordu. Zaten 12. yüzyıldan itibaren özellikle 3. Haçlı Seferi sırasında bir yanda Kilikya Sarayı, bir yandan Ürdün lideri Salahaddin, diğer yanda Haçlılar arasında çok yoğun ilişkiler vardı. Şobak Kalesi'nde Haçlılar tarafından inşa edilen kilisenin güney kısmına bitişik alanda yapılan temizlik sırasında Ermenice yazıtlı defalar bulundu. İlk hipoteze göre bölgede büyük bir mezarlık bulunuyordu ve bu levhaların mezarın bazı yapılarından kaynaklanmış olması muhtemeldi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni şarkısı Zimvori Yerkatlı eseri

o satın Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.